Merhaba ya nur ayni merhaba. Merhaba ceddel Hüseyin'i merhaba. Ya Habibi ya Muhammed merhaba. Ya İmam el Kıbleteyni merhaba. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatîn. Ve euzü bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قيامة علامات لذيلة ilgili dersimizden Deccal'la ilgili bölümdeyiz. Bu derse Deccal'ın şekli şemaili ve fitneleri hakkında bazı bilgiler vereceğiz. Rabbim cümlemizi ve bizden gelecekleri onun şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi hadis-i şeriflerde tabii çok hadis-i şerif var bu hususta. Bazı rivayetlerde genç, bazı rivayetlerde ihtiyar olarak çıkacağı zikrediliyor. Cüsseli olacak. İri yapılı. Efendim, esmer olduğu. Fakat esmerliği saf bir, yani sade bir esmerlik. Yanaklarında bir pembelik olacağı, saçının kıvırcık olacağı, hatta çok kıvırcık olacağı, aşırı böyle. Şimdi bazı gençler var ya, kafalarını böyle bir şeyler sürüyorlar, cöleler mi möleler mi böyle dik tutuyorlar saçlarını ya, aynı öyle diyor, saçları böyle dik duracak. Artık o gençler benzemesinler ona madem öyle canım. Deccallah bir lüzum yok yani böyle. Öyle şeyler yakışmıyor demektir. Deccal aynı öyle olacak diyor. Ben de görünce kitapta baktım, öyle hatırladım tabii. Eskiden böyle bir şeyler yoktu. Şimdi böyle sivriltiyorlar saçlarını. Şey gibi duruyor sanki çivi gibi. Öyle olacak. Efendim, gözleri ayıplı. Tabii hadis-i şeriflerdeki hadis-i şerifte sağ gözü şöyle, sol gözü böyle, biraz rivayetler farklı ve muhtelif ve fazla. Bu itibarla hadis-i şeriflerin özeti olarak toplayacağımız mana Kazı Yaz Hazretleri bu rivayetler arasında bir derleme yapmış. İmam-ı Nevevi Hazretleri de bunu çok güzel görmüş. İki gözü de ayıplı. Bu gözleri çok önemli. Şaşı manasından ziyade ayıplı manasına şöyle ki gözünün biri görmüyor, yani ziyası yok, gözün ışığı yok, gözün aydınlığı yok. Göz var fakat görmüyor ve cam gibi, yeşil cam gibi. Gözün biri yeşil cam gibi fakat görmüyor. Gözün biri İri üzüm tanesi gibi dışarıda. Bu çok önemli ve belirgin bir alamet, her görenin fark edeceği bir işaret. Ve gözünün kenarında burun tarafı demek şuradır, gözün şu tarafında. Burada da tabii bazı ihtilaflar varsa da bunlar kesin de hangi göz olduğu meselesinde. Bazı yerlerde iki göz ama bazı rivayetlerde efendim gözün yanında bir et var. Kalın bir et, deri parçası.
bayağı belirgin bir şekilde gözü kapatacak şekilde, gözü kapatmaya yakın bir şekilde bir et gözünün kenarında var. Şimdi tabii bu adam insan, Yahudilerden olan bir insan. Tabii bazı rivayetlerde tam insan, ana babası insan. Bazı rivayetlerde cin karışımı var. Yani efendim cinlerin de bazı çocukları oluyor. Cinle evlenip de çocuk doğuranlar da oluyor. Bunlar önümüzde daha ziyade vuzuğa kavuşur. Bu mel'un ilahlık taslayacak. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne rabbekum leyse bi'aver. Deccal'ın gözleri ayıplıdır diyor. Sizin Rabbinizde böyle bir ayıp olmaz. Sen nasıl ilahım diyorsun? Yani gözünün kenarında sert bir deri parçası var. Gözünün biri görmüyor, biri dışarıda. Böyle bir bedbenizle, böyle bir efendim rezil görünümle ilahım diyor. Firavun da dedi ben sizin en büyük Rabbinizim. Onun için Mehmet Akif gittiğinde Mısır'a mumyalanmış haliyle, tabi o Kur'an-ı Kerim'de geçen Firavun değildir. Allah-u Alem İngiltere'deki müzede sergilenendir. Çünkü o sahilde bulundu. O mumyasız olarak korunduğu için onda ayet var tabi. Bu Kahire'deki müzede olan firavunlar çoktur. Fakat onlar mumyalı olarak saklandığı için onda bir nişan yoktur. Bu pis çehre miydi? Ene Rabbukümül Alâ diyen diyor. Mehmet Akif onu görünce. Yani bu suratla adam ben sizin Rabbinizim der mi ya? Yani ne kadar yakışıklı olsan da denmez de. İyi o zaman yani yakışıklı birisi çıkıp da diyebilir mi ben sizin Rabbinizim? Allah adamı cumartesine çevirir ama yani bir de insan suratına bakar ya. Şu Deccal'ın tarifine bak, şu rezaletine bak. Ondan sonra bazı rivayetlerde kısa olduğu zikrediliyor. Bazı rivayetlerde uzun olduğu zikrediliyor. Tabii burada kısa olan rivayetlerin de yorumu şöyle yapılıyor. En ve boy orantısı olarak kısa. Yani o kadar eni olanın boyu daha fazla olması lazım. Yoksa boylu, cüsseli, vücutlu ama enine göre boyu kısa. Diyelim 3 metre, 4 metre. Ama eni de 2 metre ise ne oluyor? Genel görünümde kısa oluyor. Bu manada anlayalım. Ondan sonra iki dizlerin arası açık. Dizlerinde çarpıklık da var. Bir de dizlerle bu baldırlar böyle açılarak yürürler ya. Bacakları açık vaziyette yürüyor. Efendim, cüssesi büyük. Yani cüsse olarak cüssesi büyük. İşte kafasının saçları ağacın dalları gibi. Ağacın dalları gibi çok ve ayakta. Bütün böyle dikik saçları. Ne acayip bir şekil. Hiç internette falan bunun filmini yaptılar mı acaba? Bu tariflere göre bir şey çıkarabilirler yani. Ondan sonra aşırı kıvırcık dediğimiz saçlar kırık. Suyla kuma diyor rüzgar vursa gibi. Suyla kum karıştığında rüzgar vurup da ona öyle bir şekil verse gibi bir hal. İki gözün arasında şurada ne yazıyor? K, F, R. Harf olarak ama huruf-u mukatta olarak yani kefere diye böyle Kur'an'da okuyorsun bir elif b'de vardır hani k ayrı f ayrı r ayrı işte öyle. Ama onu birleştirdiğin zaman kefere yazar öyle değil. Harfler tek tek. İki gözün arasında efendim yazılıyor.
Okuma yazma bilsin, bilmesin. Müslüman olan herkes okuyabiliyor. Yani okuma yazması olmasa da Müslüman olduğu zaman Allah ona onu okutuyor. Fakat kafirler okuyamıyor. Ondan sonra zürriyetsiz çocuğu olmamış, olmuyor. Medine-i Münevvere'ye ve Mekke-i Mükerreme'ye giremiyor. Peşine böyle suratları kalkan gibi bir millet uyuyor. Bunlar Moğol, Tatar ve Moğol milleti var ya, suratları böyle şey gibi. Şimdi bir film bilim yapmışlar, Cengiz Han, Mengiz Han. İşte onlar o hülagüler, o Moğol Tatarları, suratların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep tarif ederken ne diyor? Böyle kalkan gibi, böyle şey gibi değişik bir suratları var ya. O millet çok uyacak Deccal'a. İsfahan Yahudilerinden de 70 bin kişi üzerlerinde efendim yeşil taylasanlar var. Yani şallar. Üzerlerinde yeşil şal olan, atkılar olan 70 bin Yahudi. Hepsi kılıçlı. İşte diyorum ya, o zaman Hazreti Mehdi de dönemi olduğu için kılıçlar çalışıyor yani. Deccal'ın sıfatları olarak zikrediliyor. Gözleri uyuyor, kalbi uyumuyor. Bak şimdi belaya. Yani uyutamazsın Deccal'ı. Uyuyor gibi de görsen her şeyin farkında. Allah Teala böyle nasip etmiş. Babasını diyor, babası uzun boylu, sık etli, burnu gaga gibi. Babası onu söylüyor. Annesi çok etli, çok şişman ve uzun göğüslü. Annesini tarif ediyor. Efendim, tüyleri, kılları çok sert olan bir eşeği var. Şimdi geçen hafta dedim, uçağa nasıl diyeceksin ki tüyleri sert? Eşeğine uçak dersen tüyleri serti nereye koyacaksın? Yani bu hakiki eşek yani. Ve iki kulağının arası diyor, kaç arşın? Hadis-i şerifler, sahih hadis-i şerifler bunları beyan ediyor. İleride tabii bu konuları işlerim. 40 arşın. Böyle bir eşek merkep olur mu? Olmaz olur mu dünyada? Ne eşekler görecek? Bu şekilde efendim bu genetik şifrelerle oynanırsa, bu genetikler bozulursa, hormonlamalar, klonlamalar, bilmem neler olursa, neler çıkacağına kimsenin aklı sırrı ermez. Hadis-i şerife iman edeceksin. Tevile lüzum yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Burak'ı gibi sanki. Burak ne yapıyordu? Gözünün uzandığı en ücra köşeye adımını attığı gibi Deccal'ın merkebi de en uzak nereyi görüyor? Ayağını oraya atacak. Tabii yani adam 7 senede bütün dünyayı mahvedecek, fitneye boğacak yani. Öbür eşekle olacak iş mi? Normal giderse. Nereye gidecek? Buradan bizim köye kadar gidene kadar kıyamet kopar. Ondan sonra hadis-i şerifte öyle buyuruyor. İbn-i Ebi Şeybe rivat ediyor. Yahrucu deccal ala himar ricsun ala rics. Deccal bir merkep üzerinde çıkacak diyor. Pislik üzere pislik diyor. Tabi altındaki eşek ondan hayırlıdır. Ayrı dava. Ama şeyi de murdar bir mahluk. Değişik bir mahluk yani. Normal şimdiki eşeklerden değil. Ne kadar Hazreti Ali Efendimiz tarif ediyor? Yanında bulunan ordunun işte 70 bin Yahudinin ekseri Yahudiler ve kadınlar, kendisine çok uyanlar olacak. Onların hangi taifeden olduğu önümüzdeki derslerde beyan edilecek. Efendim, ordusunun başında bulunan adam çok tüylü bir adam ve beru beru diyecek diyor. Halbuki beru şey değil, Arapça değil. Türkçe de değil ama Türkçe'de beri, gel beri derler de Türkçe değil. Bu kelimenin aslı nedir? Farsçadır. Beru, beru. Yani is'a manasına
Koş koş gel beri yani gel koş manasındadır. Beru beru koş diyecek bir efendim adam. Bu beru tabiri adamın ağzından çıkacak. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'den rivayetler arasında tabii daha uzun rivayetler gelecek. Ancak merkebinin diyor ayakları arası, kulakları arası 40 arşın diyoruz. Ayakları arası bir gün bir gecelik mesafe. Bu nasıl bir şey? E dâbetül arz da ona göre nasıl bir canlı mahluk çıkacak artık? Bu kudret eseri olan bir değişik mahluk. Bunu normal merkep gibi düşünmeyin. Allah kayadan deve çıkartıyor yani şimdi. O ayrı bir şey. Bir de var standart. Birbirinden doğan bir nesil. Sen ona göre onu kıyas yaparsan efendim öyle bir eşek, normal bir eşekten nasıl doğar hesabını yaparsan bunun altından çıkamazsın. Yer ona dürülecek diyor. Deccal'la yer dürülecek. Ne demek yani en hızlı giden nasıl ki mesela jetle gider gibi bütün dünyayı kısa zamanda dolaşacak. Allah Allah. Acayip bir iş. Eliyle bulutlara uzanacak. Güneşi batacakken güneş batmadan batıya ondan evvel güneşten evvel gidecek. Allah Allah. Topuklarına kadar denize, en derin yere kadar topuklarına kadar denize dalacak, oraya kadar üstte kalabilecek vesaire. Hadis-i şerifler böylece devam edip gidecek. Birkaç hafta içerisinde tabii bu konuyu da derleriz, toparlarız Allah'ın izniyle. Ancak sizi de tabii çok yormak istemiyorum. 1,5 saat, 2 saat kadar konuşuyorum. 3 saat, 4 saat de konuşuluyor fakat ondan sonra bir sıkıntı gelebiliyor, havasızlık vesaire tabii herkes... Efendim, özürlü olan insanlar o hesapla biraz orta gitmekte fayda var. Ne yapalım? Devam edildikçe bereket olur inşallah. O bakımdan çok uzatmak efendim uygun görünmüyor. Zaman ve zemin açısından. Şimdi siretiyle ilgili yani izleyeceği yol. Bu Deccal evvela çıktığında iman ve salah iddia edecek. Yani ben Allah'a peygambere müminim diye salih, takva bir insan gibi yaşayacak. Bela biraz da burada. Ve insanları dine davet edecek. İslam, Kur'an bizim millette hemen uyacak. Bayağı bir insanlar peşine düşecek ama din adına, yani Müslüman diye uyacaklar ona. Ve böylece bayağı tanınacak. Bir süre sonra Küfe'ye gelecek, yine Müslüman olduğunu çok açıkça gösterecek. İslamiyet'le çok güzel amel edecek, sevilecek, sayılacak, peşinden gidilecek. Sonra ben peygamberim diyecek. Şimdi evvela ilahım demeden evvel, basamak basamak. Evvela ne iddia edecek? Peygamberlik iddia edecek. Tabii her akıl sahibi mümin bu iddia karşısında onu terk edecek. Zerre kadar imanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyeceğine inanıyor ve biliyor. Sonra birkaç gün duracak. Bayağı bir insanlar etrafından dağıldığını görünce yahu diyecek, peygamberlik tutmadı, bari ilahlık belki tutar. Diyecek. İlahlık iddia edecek, en Allah, ben Allah'ım diyecek. Allah Allah. İşte bu durumdan sonra, yani ben Allah'ım dediği anda o gözünün üzüm gibi dışarı fırlaması, öbür gözünün altında et çıkması, öbür gözünün ziyasının, görüşünün gitmesi, ondan sonra kulakları kesilecek, kulakları da kesik vaziyette böyle. Bütün bu şekil değiştirmeler Allah'ın bir gazabın eseri olarak ben Allah'ım diyeni Allah ne yapar? Celle Celaluhu onun suretine o rezalet verecek. İşte o zaman alnında kefere yazacak. Çünkü alnında kefere yazarken zaten her Müslüman okurken ona takva adam diye kimse tabi olur mu? Olmaz. Artık bütün Müslümanlar bunun deccal olduğunu anlayacak ve herkes zerre kadar iman taşıyanlar onu
terk edecek. Taberani, Abdullah ibn-i Mu'temir radıyallahu anh'tan rivayet ettiği hadis-i şerifte böyle zikrediliyor. Allah Teala Hazretleri kıyamete kadar bizden gelecek nesilleri ve bütün Müslümanlardan gelecek nesilleri bu zerre kadar imandan, en azından zerre kadar olsun imandan mahrum bırakmasın. Amin. Ve Deccal'a uydurmasın. Kâb-ül Ahbar radıyallahu anh rivayet ediyor. Deccal Şam'da çıktığı zaman, Şam'ın doğu tarafındaki kapıda en evvel belirecek, görünecek. Tabii şu anda da sağdır dedik. Nerededir meseleleri, bunları konuşacağız. Şu anda Deccal şu anda değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sağ idi. Onlar önümüzdeki derslerde Sahih-i Müslim'de geçiyor, hadis-i şerif Müslim'de. Onu okuyacağız. Sonra aranacak, peşine düşenler olacak, bulunamayacak. Daha sonra Şam'daki bir minarenin, tabi orada beyaz minare var, birkaç minare daha var. O Emevi camisinin dışında birkaç kilometre gidiyorsun, tek bir beyaz minare var, cami yok yanında Şam'da. O beyaz minareye de İsa Aleyhisselam'ın ineceği meselesi, tabi Emevi camisinin minaresine inecek ama Deccal da o minarenin orada görülecek. Sonra yine peşine düşenler, arayanlar olacak, bulunamayacak. Derken işte adı sana unutulacak. Sonra İsfahan tarafında, doğu tarafında belirecek. Ve kendisine hilafet verilecek. Yani oradaki insanlar ona tabi olacak. Onu lider iddia edecek işte. Ondan sonra büyücülük, sihirle meşgul olup sihirler izhar edecek. Ondan sonra peygamberlik iddia edince millet dağılmaya başlayacak, bazı Müslümanlar. Fakat tabii fitnesi büyük. Şimdi geliyor bir ırmağa. Irmak akıyor. Şimdi adam sahte peygamberlerden bahsediyordum size evvelki derslerde. Şimdi diyorlar adama ki senin bir mucizen var mı? Denmez, haşa. Şu anda bir insan dese ki ben peygamberim, o sen ona desen ki efendim bir mucizen var mı bakalım göster falan. Öyle mucize isteyen de kafir olur. Çünkü neden? Gösterirse inanacak mısın mesela yani? Bu böyle bir şey istenmez ama laf gelişi yani. Şimdi adama diyorlar senin ne mucizen var? Peygamberde mucize şarttır. Diyor göster bakalım, göstereyim. Ne diyor? Geliyor ağacı çağırıyor. Ey ağaç gel. Ağaç onu mu takar? Ağaç duruyor. Kütük de ha. Adamlar bile şimdi kütük gibi, adama gel desen gelmiyor ya. Ağaç gelir mi? Gel gelmiyor, gel gel. Biz tevazulu adamlarız dedi. O gelmezse biz gideriz, fark etmez. Anladık da böyle peygambere kim uyar yani? Şimdi bu Deccal geliyor ırmağa. Irmağa diyor ki şöyle ak diyor. Evet, ırmak yatağını değiştiriyor. Gidiyor onun dediği tarafa akıyor. Sonra diyor dön diyor yatağına. Yeniden ırmak dönüyor. Kuru diyor. Koca ırmak kuruyor. Bunları gördüğü zaman millet, bizim bile şimdi göz boğacılık, televizyonda seyrettiği bir hokkabazlığa bile kanıyor ya. Adam öyle oyunlar yapıyor ki adamı dörde katlıyor, üçe bölüyor, bilmem ne yapıyor, çuvala sokuyor, tulumdan çıkarıyor falan. Nasıl yaptı ya diyor yani. Çünkü o göz bağcılık, el hareketi, el çabukluğu vesaire oyunlar hala var. Buna bile hayran kalıyor. Şimdi göz görerekten bu kadar lafı geçersin. Fitneleri çok. 70 bin Yahudi dedik, İsfahan Yahudileri. 13 bin kadın. Yani genel olarak Deccal'ın ilk tabileri, etrafında olanlar, Yahudiler, Moğollar, Tatar Moğollar ve kadınlar. Tabi Allah-u Teala ona şeytanlar gönderiyor. Ne dedik? Hazreti Mehdi'ye 3000 melek geldiği gibi Deccal'a da ne gelecek? Şeytanlar. Şeytanlar ne diyecekler ona? İsta'in bina ala ma turid. Ne istiyorsan biz sana yardımcı oluruz. Şeytanın hünerleri yok mu? Var. Şeytan şimdi göz açıp kapayacak kadar zamanda nasıl Cebrail Aleyhisselam arştan buraya iniyor. Şeytan da istediğimi doğudan batıya bir anda tık diye uçuyor. Şeytan da böyle Allah Teala bir imtihan olsun diye ona da hünerler vermiş. Diyor ki onlara, gidin insanlara diyor, benim onların Rabbi olduğuma dair vesvese ve telkinde bulun. Bütün dünyaya şeytanları dağıtıyor.
Her insanda melek de var, şeytan da var. İnsan ne tarafa meyilliyse o tarafı dinler. Namaz yok, abdest yok, alnın secdeye değmez, ilim yok, bir şey yok. Televizyon seyret, diziler, romanlar, filmler. Bu adama şeytan vesvese edip herif de böyle bir şey sergilediği zaman da ne olur? Onun için durum zor. Fitneleri bahsine gelince sayısız fitneler hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Biz size geçen dersimizde, daha evvel dersimizde ne dedik? Kıyamete kadar, Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar en büyük fitne ne fitnesi dedik? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal fitnesinden büyük fitne olmamıştır. Onun için fitneleri nasıl sayacağız ama hadis-i şeriflerde belirtilen kadarıyla kısaca sayacağız. Şimdi hadis-i şeriflerde iki tane dağ onunla beraber gezecek. İki dağ Deccal'la birlikte gezecek. Birinde ağaçlar, meyveler, sular. Diğerinde dumanlar, ateşler. Ne diyecek? Hâzihil cennetu ve hâzihin nâr. İşte bu burası cennet, işte burası cehennem. Millete bunu gösterecek. Şimdi cennet ve cehennemi kendi yanında gezdirdiğini iddia edecek. Ve görenlere de bu izlenimi verecek. Yanında böyle bir su ırmağı devamlı akıyor. Yine yanında seyyar, nereye gitsek götüreceği. Ondan sonra yanında bir kocaman dağdan yemek, etli pide gibi böyle istediğini yediriyor. Kimi insanları öldürecek, sonra diriltecek. Bunlar gelecek. Şimdi ma'u cibalun min khubz, ekmekten bir dağ, koca bir hamur dağı gibi yanında ve nas fi cuhdin illa men ittaba. İnsanlar da Deccal'ın çıktığından önce çıkmasına yakın büyük kıtlık olacak. Zaten o kıtlık ve kuraklık da insanların Deccal'a uymasına sebebiyet verecek. Zor oyunu bozar meselesinden dolayı ancak ona uyanlara veriyor o ekmekten. Ya bu sefer aç mı kalalım, ölelim mi canım? Tamam Rabbimiz sen ol canım, sen ekmeği ver de. Ya millet ekmeği verdin mi? Millet görmüyor musun? Bir döner yedirdin mi? Hangi saate göre olsa gider onun peşine. Bizim millet böyle. Yine çıkacak adam meydana, bir döner daha yedirir. Hadi bakalım. Bir dönere millet kanar yani. 100 yaşında nene yani, çarşaflı marşaflı. Ne oldu nene, niye sen bu adamın peşine gidiyorsun diyor. Hakkı geçti bize, dönerini yedik. Dönerini, sen uyanık olsana, hem dönerini ye hem de peşine gitme. Cahilin ne lüzumu var? Bizim ile de bir ekmek yedirdin mi? Hele bir de döner de varsa, tamam. O da döner. Döneri gördü mü döner. Efendim, şimdi iki tane ırmak yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurun ma'ahuma ma'ahu nehrani ene a'lemu bihima minhu. Yanında iki ırmak var diyor. O iki ırmakları ben ondan iyi biliyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne ırmaklar olacak? Bir ırmağına nehrun yekullu'l cennet. Bir ırmağını cennet diye gösteriyor. Ve nehrun yekullu'n nar. Bir ırmağını cehennem diye gösteriyor. Femen اُدْخِلَلَّذ۪ي يُسَمِّي الْجَنَّةِ فَوَنَّارِ. Onun cennet dediği ırmağa giren cehenneme girdi. وَمَنْ اُدْخِلَلَّذ۪ي يُسَمِّي النَّارِ فَوَالْجَنَّةِ. Cehennem dediği ırmağa giren cennete girdi. Bu imtihan zor. Şimdi hadis-i şerifte buyuruyor لَاَنَا عَلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنُهُ. Ben Deccal'ın hünerlerini ondan iyi bilirim diyor. Allah bana bildiriyor Celle Celaluhu. مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ. İki ırmak akıyor. Ahaduma ra'yel ayn ma'un ebyad. Bir tanesi herkesin gözü önünde görünüyor ki bembeyaz su. Ve lâhâr ra'yel ayn nârun te'eccec. Öbürü gözüşünde görünüyor ki tutuşmuş ateş. Siz nereye gireceksin? Siz nereye girersiniz? Ateşe kim girer? Burada berrak su var ya. Ama bak ne buyuruyor
Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme. Femma in edrake zalike vahidun minkum. Ey benim ümmetim, içinizden kim o zamana yetişirse, felyetin nehrallezi yarahu naran vel yughammid thumma yutati ra'sehu felyashrab fe innehu ma'un baridun. Kim içinizden bu durumla karşı karşıya gelirse, o ateş gibi, kaynayan ateş gibi görünen ırmağa hemen dalsın diyor. Ve ne yapsın? Gözünü kapasın diyor. Gözünü kapayıp başını içeri soksun, bir de içsin, o bal gibi sudur diyor. Şaşırmayın ey ümmet diyor. Size ters gösterecekler. Hakkı batıl, batılı hak gösterecekler. Doğruyu yanlış, yanlışı doğru gösterecekler. Cenneti cehennem, cehennemi cennet gösterecekler diyor. Şimdi bile başladı o senaryolar yani. Deccal'ın öncesinde de çok deccallar var. Nasıl ki Mehdi'den önce çok Mehdiler var. Hakiki Mehdi bir tanedir ama Mehdi'nin öncesinde mücedditler var, Mehdiler var, alimler var, veliler var. Ne buyurdu İsa aleyhisselam? Geçen hafta anlattığım zuhuratta bizden önce gelecekler var. Deccal'dan da önce ne var? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, 30 küsur deccal var. Ha tamam, hakiki deccal bu anlatılan çıkacak ama onun öncesinde de ne var? Deccallar var. Bunlardan birini de televizyon olarak görebilir miyiz? Pekala görürüz. Çünkü iyiyi kötü gösteriyor, kötüyü iyi. Ama her kanal, her program için konuşmuyorum. Ama şu anda bu millet neye tabi oluyor? Haberlerde gördüğüne, açık oturumda dinlediğine, onların süslü bir hayat, güzel bir hayat diye gösterdiklerine herkes imrenmeye başlıyor. Onların kötü gösterdiğine bütün millet aman benden uzak olsun diye kaçmaya başlıyor. Öyle mi? Yönlendirmiyorlar mı milleti? Şimdi de aynı. İslam düşmanlarının, bu masonların, lyonsların, rotorilerin, İslam düşmanlarının ak dediği karadır, kara dediği aktır. Kızıl Sultan dedikleri Sultanahmet evliyanın başıdır. Ama çok iyi adam diye gösterdikleri eşkıyanın başıdır. Bunu ona göre kıyas edeceksin. Bunlar her zaman aynı deccallığı yaparlar. Deccallar çoktur. Sonuncusu tabii en büyük gelecek, Allah muhafaza buyursun, ama şu anda da aynı deccalların oyunları var mı? Millete namaz kılmayı, oruç tutmayı, başını kapamayı, çarşaf giyinmeyi, medresede okumayı cehennem gibi göstermiyorlar. Öcü gibi göstermiyorlar. Bir lokantaya gittik. İşte Müslüman kardeşlerimizin içki yok, müzik yok. Orada bir yemek yiyoruz. Hanımlar yanında, çocuklar. Gittiler orada abdest yerine çocuğu götürdüler. Orada bir kadın. Çocuklara diyor ki, acıyorum size. Niye? Babanız sakallı, ananız çarşaflı olduğuna göre siz de büyüyünce böyle olursunuz. Acıyorum size. Tabii ki bizimki de dedi ona ki, ben hiç acımıyorum size. O da uygun bir cevap olarak düştü. Ben dedim, ne dalaşıyorsun, bırak. Ya içkili yere git, gitmiyor. Git başka yere gitmiyor. Gelmiş Müslümanlar, herkes kapalı. Herkes gelmiş oraya. Orada da Müslümanın çocuğuna diyor ki, acıyorum size. Şimdi bunlara kim bu zihniyeti aşıladı? Çarşaf giyen kadının, sakallı cübbeli bir adamın çocuğuna acınacak durumda bu aile, bu çocuklara yazık, vah vah. Kim gösterdi bunlara bu görüşü? Bu programlar değil mi? Onun içindir ki bu deccallık çoktan yürürlüktedir. Bu deccallık milleti sarıyor. Ama tabii esas deccalın fitnesi önümüzde büyük. Ama şimdiden dikkatli olun. Şimdi de ya o deccal çıkana kadar hoca senin de dediğine göre zaten 160-200 sene hiç bana uğramaz, bana ne diyorsun, ama öncesinde deccallar var. Ela inne beyne edeyi saati decacile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadı mı? Kıyametin öncesinde çok deccallar var. Bazı hadislerde 30 küsur
olarak sayıveriyor. Ela ve humul eimmetul mudillun. Onları tarif ederken saptırıcı önderler, şaşırtıcı liderler, insanları haktan ayırıp batıla yönlendiren yöneticiler. Adama, değil mi? Avrupa Birliği'ni gavurlarla birleşmeyi cennet gibi gösterirler, Müslümanlarla birleşmeyi cehennem gibi gösterirler. Her şeyi ters. Bak, her mesele ters olur. Onun için dikkat edeceksin. Neresi cennet, neresi cehennem? Öyle mi? Gavurlar cehennem. Gavurlarla birleşmek cehennem. Onlar gibi olmak, onlara benzemek cehennem. Ama millete nasıl gösteriliyor? Ekonomik seviyeniz şöyle düzelecek, milli gelir adam başına 15 bin dolara çıkacak, şöyle şöyle böyle böyle hikaye. Martuval. Millete öyle gösteriliyor. Aman sonra Mekke gibi oluruz, Medine gibi oluruz. E ne olacak Mekke gibi, Medine gibi? Herif hacca gitti geldi de şadırvanda abdest alıyor. Akyazı'da. Atmaca vardı, Allah rahmet etsin. Efendi Hazretleri çok severdi onu. Ağaydı o tabii. Ağlar, ağalık önemlidir. Küçük yerlerde daha belirgin. Ya o adam da hep ömrü, hayatı dinsiz imansızların peşinde geçmiş adamlar diye tanındığı için, ya bu hacca da gitse ne olur mu olur, bina hiç, yani Allah kabul etsin denecek adam değil. Hacca da gidiyor bazı böyle. Efendim, imansız adamlar da gidiyor. Nüfus cüzdanında Müslüman yazarsak sokuyorlar. Ama kalbinde iman yazılıp yazılmadığını kontrol edemiyorlar. Onun için bunlar da gelmiş ya dedi, neyse belki Allah iman nasip eder, ıslah eder, idat eder. Adam şimdi gelmiş, ben yine de bir komşuluk hukukumuz var yani, Allah kabul etsin derim ama neyse, abdest namaz bitsin, abdestten sonra gideyim Allah kabul etsin diyeyim derken diyor abdest oluyorum oradan. Onlar orada konuşuyorlar. İkisi de haçtan yeni gelmişler. Tünel senesi. Şimdi o diyor ki, gördün mü diyor Arabistan'ı oğlum. Allah diyor şu şeriatı kaldıranlardan razı olsun diyor. Yoksa diyor bizim burada diyor orası gibi olacaktı. Yani kadınlar kapanacaktı diyelim. Orada da ne var işte? Kadınlar kapalı, bir iki bir şey var. İslam nişanlarından onlara dayanamamış yani. Ben de diyor, döndüm dedim diyor. E peki madem sen İslam'a inanmıyordun, İslam'ın nişanlarını beğenmiyordun, efendim, ne gittin Mekke'ye de orada, tünelde de ölecektin de millet de seni şehit oldu zannedecekti? Dedim diyor işte, şikayet ederim seni bilmem ne, etmeyenin de dedim diyor. Ondan sonra konu kapandı diyor yani. E şimdi adam, aman diyor Arabistan gibi olur. E ne olacak Arabistan, ne var Arabistan? Dükkanını adam açık bırakıp gidiyor. Kimse hırsızlık yapmıyor. Efendim, şimdi burada nasıl bir durum var? Can güvenliği, hiç adam öldürme diye bir şey duyulmuyor. Burada her gün bu kadar insan birbirini öldürüyor. Efendim, yani bizim için örnek Arabistan değil, İran değil, Arabistan değil. Bizim örneğimiz Ehl-i Sünnet ve Cemaat. En önemli örneğimiz Osmanlı ecdadımız. Osmanlı ecdadımızın verdiği sükunet, emniyet, hürriyet, adalet. Dünyayı 600 sene yönettiler mübarek insan. Bizim ecdadımız var. Biz onlardan. Ama mesele ne? Kur'an ve sünnete dayanan, Allah'ın dini üzere yaşayan toplumların huzuru ve güveni örnek olmuş dünyaya. Medeniyetleri, getirdikleri örnek olmuş. E bunlara gözümüzü kapatıp da şimdi gavurların neresinde ne medeniyet arayacaksın? Ama ne diyorum sana? İşte o deccallar ne yaparlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cenneti cehennem gibi, cehennemi cennet gibi gösterirler, siz de aldanırsınız. Ya. Tabii Allah Teala dayanamayacağımız imtihanlara tabi tutmasın. Amin. Demek lazım. Aksi takdirde tabii bana deccal bir şey yapamaz, deccal çıksa adamı mahvederim falan, böyle de konuşmak bir Müslümana yakışmaz. Hani şimdi adam şeytan bana bir şey yapamaz deyip duruyormuş da Efendi Hazretlerimiz çok anlatırdı. Şeytan da demiş şundan bir görüşelim ya, hep görüşüyoruz zaten de herifi esir almış şeytan da, herifin haberi yok şeytana esir olduğundan demiş, neyse. Efendim sen demiş
Sen misin o falan? Kimsin sen ya falan? E sen demiyorsun bir şeytan bana bir şey mi? Ben şeytanım demiş. Hadi ya falan. E demiş, bak şimdi gel peşime de sana ne yapacağım falan. Bu da düşmüş peşine gidiyor. O demiş, ya millet iple çekiyorum, sen ipsiz geliyorsun ya demiş. Şeytan adama böyle ip çekip de halatla bağlayıp da çekmez ki işte, böyle bir oyun lan. Hiç anlamazsın ki şeytana uydun. Halbuki peşindesin. Bukhari'de yine Mughire bin Şube hadisinde ma'u cebelu hubz, ekmekten dağ var. Müslim rivayetinde ma'u cibalu hubz ve lehm ve nehrun mimma, etten, ekmekli etten dağlar var. Yanında sularda ırmaklar, su ırmakları var. Çok hadis-i şerifler. Ma'u ta'am ve şarap, yiyecekler var, içecekler var. Ma'u mislül cenneti ve nar, cennet gibi, cehennem gibi efendim yanında örnekler var. İbn-i Mesud'den rivayette ma'u cebelün mimmerak, çorbadan, efendim etli çorbadan, sıcak, hiç soğumuyor. Sanki devamlı altında şey kaynatıyor. Ya seyyar dağ gibi yanında dolaştırıyor. Ondan sonra yeşillikler, ırmaklar, bir taraftan da ateşler, dumanlar. Hadi cenneti ve hadi nari, işte cennetim, işte cehennemim, ve hadi ta'ami, ve hadi şarabi, işte yiyeceğim, işte içeceğim, dünyayı talan ediyor. Şimdi ulema burada ihtilaf etmişlerdir. Acaba hakiki midir bunlar, yoksa göz boğacılık gibi bir hayal ürünü müdür diye. Burada ihtilaf var. Ben tabii ikisini de söylemek durumundayım. Alimlerin görüşlerini söylüyorum. Mughire İbn-i Şube sahabeden radıyallahu anh Bukhari ve Müslim hadisinde buyuruyor, kuntu ukziru min sualin nebi sallallahu aleyhi ve sellem anid deccal. Ben diyor deccalı Resulullah'a çok sorardım sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal konusunu çok sorduğum zaman fekaleli ve ma yadurruk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sen ne korkuyorsun, sana ne zarar verebilir ki dedi bana. Ben dedim ki kul dilenum ve kulun ne ma'u cebele hubz. Ya Resulullah, diyorlar ki millet aç kalacak, yanında ekmekten dağ olacak. Sıkıntıya düşerim de kayar mıyım falan. Ben de korkuyorum diyor. Sahabe-i kiram Deccal'ı o zaman ne kadar yakın tehlike görmüşler. Hatta bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'ı tam bir tarif ederken, Müslim hadisidir o, kaç sayfa uzun bir hadistir, onları okuyacağım. O hadisteki tarifi öyle yaptı, öyle yaptı, buyurdu ki korkmayın, ben size onu öyle tarif edeceğim ki hiçbir peygamber ümmetine öyle bir tarif yapamamıştır. Ben size tam tarifi yapacağım. Bu hadis-i şerif anlattı diyoruz. Hadis bitti, sahabe-i kiram o kadar zannettiler ki Medine'ye yakın hurmalığa gelmiş gibi gittiler teftişe. Orada mıdır acaba? Şuraya kadar gelecek dediği yere kadar gittiler. İman budur. Hadise itikat budur. Peygambere iman budur. Hadislere inanmam, şuna inanmam, buna inanmam, sen neye inanırsın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi buyurduğu çıkmadı? Saati var, vakti var. Bugüne kadar buyurulanların hepsi çıktı. Bunlar 1400 sene evvel olan şeyler miydi? Hepsini tarif etti. Kaç ay, senelerce burada, bir seneyi geçti. İki sene okuduğumuz küçük alametler, orta alametlerde ne mucizeler okunmadı mı burada? Hepsi mucize. Haber veriyor. Ya bunu da haber veriyor. Onlar çıktıysa bu da çıkacak. Böyle şey olur mu demek imanla bağdaşır mı? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi burada anlatsa bu hadisleri, içinden şu cemaattan biri de çıksa dedi ki ya Resulullah böyle de olur mu ya? Sen de biraz attın dese. Bu adam Müslüman olur mu? O zaman bu hadise inanmam diyenin de imanı olmaz. Hadisler Kur'an'dan ayrılmaz. Yeter ki kaynağı, Bukhari diyoruz, Müslim diyoruz, ne kaldı? En sağlam hadis-i şerifler, Deccal hadisleri, Kütüb-i Sitte hadisleridir. E sen hala o olur mu, bu olur mu, şu olur mu dediğin zamanda, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişseydin demek, sohbetini dinleseydin, kapıdan çıktın mı amma da attı diyecektin ya. Ben senin imanına nasıl inanayım? Aman hadisler hakkında diliniz uzamasın, Allah dilinizi koparır ha. O hadisler hakkında dili uzayan hocalar çok var. Bir de hocalar. Nasıl hadisler hakkında konuşuyorsunuz siz ya? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize din getirdi, bunları bize beyan etti. Allah Teala ona bu yetkiyi verdi, ona vahiy etti bunları bize, o bildirdi. Kimse kafasına bunu uydurabilir mi ya? Onun için tamam, kaynak sorun. Biz size kaynak sormayın demedik. Ama sen efendim
Bu kadar sahih kaynaklarda gezen hadis-i şeriflere de acaba dediğin zaman, sen Resulullah'ın zamanında olsan sallallahu aleyhi ve sellem, seni ne yapardın? Hazreti Ömer'in eline bir düşecektin sen yani. Sana bir farukluğunu gösterirdi yani. Bir de giderdin ona sorardın. Ya Ömer ne oldu? Mâ zâkâle âlifâ. Münafıkların işini Allah Teala anlatıyor. Münafıklar. Estağfirullah. Ve minhum men yestemi'u ileyk hatta izâ kharacû min indike kâlû lillezîne utul ilme mâzâ kâle âlifâ. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Sana kulak veren münafıklar var. Sohbetleri dinliyorlar. Sonra senin yanından çıkıyorlar. İlim sahibi sahabelere, Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer gibilerin yanına geliyorlar. Demin ne dedi ya? Böyle terbiyesiz adam var. Alay etmek için. Demin ne anlatıyordu orada diyorlar. Onların diyor Allah kalplerine mühür vurdu. Onlar nefislerinin arzularına uydular. Hazreti Ömer'e çıkacak diyeceksin ki yahu eşeğinin kulakların arası 40 arşın şura şöyle. Bu nasıl bir şey yani? Buna inandın mı sen? Dediğin zaman ne yaparsan ha? İşte. Gel inandırayım seni de. Niçin? Müslümansan inanacaksın. Öyle ne dedi ya bu nasıl iş ya demeyeceksin. Münafık mısın sen? Efendim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o Mughire Hazretlerine yani sana ne zararı olur dedi. Ya Resulullah işte yani sahabe nasıl inanmışlar ki diyorum. Bak bu Buhari Müslim'de bu. Yani diyor ki işte ekmekten daha var yanında. Millet aç kalacak. Hani zor oyunu bozar mı? Ben de bozulur muyum? Yani korkuyorum. Ne yapacağız falan. İşte iman bunu gerektirir. Yoksa ben burada hikaye dinliyorum, korku filmi izliyorum gibi sohbet dinlenmez. O zaman buyurdu ki hüve ehvenü min dâlik. Yok dedi o bundan daha hafiftir. O kadar büyütme dedi. Şimdi bu cümle İnnehu ehvenu min zalik. Ulema tarafından değişik şekillerde tefsir edilmiş. Mesela bazı alimler şöyle mana veriyorlar. Yani o hakikaten gerçek manada bir ekmek dağı, cennet dağı değil. Ya öyle görülüyor. Hakikat, gerçeği bunun yok. Yani hadis-i şerifte de, diğer hadis-i şerifte de ne buyurmuştu demin hani? Biri beyaz su görünüyor, öbürü ateş görünüyor göz görüşünde. Ama diyor içine dalın, İçin diyor, o ateş görünen soğuk sudur. Oradan da anlaşılıyor ki bir göz boğacılık ve dış görünüşle içerisi farklı olacağı anlaşılıyor. Fakat tabii İbn Arabi Hazretleri gibi, Kadı İbn Arabi, Muhittin Arabi değil bu. Maliki müçtehitlerinden Fas'ta ziyaret ettik. Kadı İbn Arabi Hazretleri buyuruyor ki o, bu Allah'ın kullarına bir imtihanı olacaktır. Onun için bu hakikattir. Resulullah'ın buyurduğu bu mana nedir? Resulullah'ın buyurduğu şudur diyor. O ok öyle korkulacak gibi bir şey değil. Öyledir ama sen korkma. Çünkü Müslümana bir zararı olmayacak. Senin gibi Müslümanlara manasındadır. Efendim Allah sevdiklerini onun fitnesiyle saptırmayacak. Öyle demek istedi. O da o manayı veriyor. Tabi yalnız hadis-i şeriflerden diyor anlaşılan mesela ateş gibi gördüğün cennettir. Cennet gibi gördüğün ateştir. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılan demek ki bazı gösterdikleri hakikat mana gerçek olacak, bazı gösterdikleri de sihir, büyü ve göz boğacılık kabilinden olacak. Bunların arasında fark görülecek. Çünkü gerçek manada cennet cehennem zaten Allah'a mahsustur. Allah'tan gayrisine mahsus değil. O tabii bir görüntüde öyle bir izlenim verecek. Ondan sonra diğer fitnesi yeryüzünü süratle kat etmesi. 40 günde dünyada ayak basmadığı yer bırakmayacak. 40 gün. Mekke ve Medine dışında her şehre basacak. Ey buraların haline. Yani
Artık ne hızıyla diye anlarsan anla. Rüzgarı arkasına alan, bulut hızıyla mı, ne hızıyla, öyle gidiyor. Ondan sonra İbn Ömer radıyallahu anh'a rivayet ediliyor. İnne lehu selâse sayhât yesme'uha ehlül meşrik ve ehlül mağrib. Üç kere bağıracak. Öyle bir böğürecek, öyle bir ses vermiş Allah. Bağırıyor, dünyanın her tarafı duyuyor ya. Doğu ve batı. Böyle bir sayı, üç kere o bağırış yapacak. Ve tenavelu tayr min el cev ve eşvihi fi şemsi şeyya. Havadan diyor, kuşu kapacak, güneşte de pişirecek hemen. Böyle bir artık yaratık. Ennehu Huzeyfe radıyallahu anh hadisinde innehu yehudul behra fil yom selâfe havzat. Günde üç kere denize dalıyor. La ebluğu hukveyi. Derin yerler topuğuna geliyor. Gelmiyor bile. Ve ihdâ edey atvalümnel ukhra. Bir eli öbür elinden uzun. Femüddü davile fil bahar. Uzun elini denize sarkıtıyor. Feebluğu kâra. Dibini buluyor denize. Feyuhrucu minel hîtân. Mâ yürüt. İstediği balığı çıkarıyor. Bunlar fitneleri. Daha ne fitneleri ne fitneleri. İnnehu yahrucu fi hiffetin mineddin ve idbarin minel ilm. Onun çıktığı zamanda din çok zayıf düşmüş olacak. İslam çok zayıf. Tamamen yani bir şey bilen kalmamış. İlim diye bir şey kalmamış. Ulemanın ölmesiyle ilim elden gidiyor. 150-200 senede acaba ne kalır? Şu Osmanlı'daki alimlerden 40-50 sene, 60 sene içerisinde değil mi? Emin Saraç Hoca, Allah selamet versin. Diyor, anlatıyor işte. Ben diyor İstanbul'a geldiğimde o zaman 60 tane dersiham vardı Fatih Camisi'nde. 48'lerde mi? 43'lerde, 48'lerde. 60 tane dersiham. Ömer Nasuh Efendi gibi. Şimdi kaç tane var? Bir tane dersiham şu anda kalmadı. Vefat ettiler hepsi. Onun için inna Allah la yakbuzul ilme intiza'in tez'u min el ibad ve lakin yakbuzul ilm bi kabzul ulema. Allah ilmi diyor milletin kalbinden söküp almaz. Hocalar gece alim yatıp da sabaha cahil olarak kalkmaz. Ve lakin Allah ilmi alimleri öldürerek alır. Hatta idâ lem yebqa alimen, alim kalmadığı zaman ittakhadha en-nâsu rûsen cehâlen. İnsanlar cahil adamları lider seçerler. Fesûlû fefte bi gayri ilim, onlara sorarlar, onlar da bilgisizce fetva verirler. Fadallu ve dallu. Kendileri de sapıtırlar, millet de saptırırlar. Adam adama sorar. Ya bu deccal meccal mıdır? Buna uyalım mı, uymayalım mı? Olur mu canım? Ne deccalıdır? Uyun der. Millet de uyar. İlim deccalın çıktığı zaman ve dönem ilim kıt olduğu, ilmin insanlardan yüz çevirdiği, dinin çok zayıf olduğu bir zaman. Felâb gâhadun yuhâcu fi ekserlerd. Dünyanın ekserisini gezecek de karşısına bir mücadele edecek bir adam bile çıkmayacak. Tabii ki öbür güçleri, kuvvetleri ayrı da, yani şimdi hadis-i şeriflerde okuyacağız ileriki derslerde, ne yapılması lazım, ne okunması lazım, ne zikredilmesi lazım, ve bilen yok. O zaman mücadele zorlaşacak. Ve ezelün nâs an zikri. İnsanlar onun bahsini hiç yapmadıkları bir zaman. Tamamen unutulmuş yani bu deccal konusu, bu alametler, bu dersler yapılmayacak. Onun için birden millet şaşakalacak. Nasıl bir hadiseyle karşılaştıklarının farkında olamayacaklar. Ve innem ekzere ma'ettebuhul e'rab ve nisa. Kadınlarla bedeviler, yani bedevi Araplar olsun, her milletin bedevisi var. Yani işte kültürsüz, cahil, efendim, şehirlerden uzak yerlerde bilhassa yaşayanlar tamamen ona uyacak. Hatta inne racule yuravidu ummehu ve bintehu ve uhtehu ve ammetehu fe yuthikunne ribatan mekâfeten yehrucne ileyh. Şuraya bak ya. Adam diyor o kadar endişe edecek ki deccal çıktığı zaman, aman annem kaçar da ona karışır diye, ona iman eder diye, kızım ona iman eder diye, kız kardeşim ona iman eder diye veya halam teyzem iman eder diye evde bağlama zorunluluğu getirecek. Eve bağlayacak onlar. Çünkü bıraksan çıktı gitti. Deccal avacak. Onları bağlayacak diyor. Aman adam işe gidiyor, bir yere gidiyor. Akşama gelirim hepsi deccal avmuş. Aman görmesinler onu diye. Allah Allah.
اِنَّهُ يَتِي فَيَكُولْ لِعَرَابِ Deccal gelecek. Bedevinin birine. Mesela cahil bir adama. اَرَائِتَ اِنْ بَعَسْتُ لَكَ اَبَاكَ وَبَعَسْتُ لَكَ اُمَّكَ اَتَشَدُ اَنِّي رَبُّكَ Şu adama gelecek. Anam baban var mı? Yok. Öldü mü? Öldü. Ne kadar oldu? 10 sene, 20 sene oldu. Ben sana ananı babanı dirilteceğim. İnanacak mısın ben senin Rabbin olduğuma? Hadi git işte, yapamazsın ya. Ne yapamam ya? Fekulunu am, tamam, iddialar. İnanacağım, tamam. Anam babamı dirilt. Diyecek. Fetemessilu şeytan ala sureti ebih ve ahar ala sureti ümmi. Bir şeytan hemen anasının şeklinde gelecek. Bir şeytan da tam babası gibi gelecek. E sen şimdi ananı babanı tanıyor musun? Tanıyorum. İyi tanıyor musun? Bir daha bak, bir daha bak. Elini de tut. Gelen de aynı. Cık. Öyle bakacak, böyle bakacak. Sağlam mı, sakat mı, hakikat mı? Öyle ya. Tırışka mı? diye gidiyor mu? Film mi? Rom ne? Böyle yapacak, şöyle yapacak. Sopa sağlam ana babası ya. Canlı gelmişler. Allah izin veriyor, şeytan insan şekline geliyor. Melek de geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuyor mu ki? Kapınıza gelenleri boş çevirmeyin. Bazı kere kapınıza gelen ne insandır ne cindir. Yani melektir. E o zaman ne olacak? E geldi anam babam hakikaten. Fekulen lehu, bir de gelmekle de kalmıyor. Diyorlar ona ki ya büneyye tebi'u fe inni rabbuk. Evladım, yavrum yapma bak. Rabbin artık görünmeye başladı. Rabbin açığa çıktı. Rabbine inan. Görüyor musun? Fettebi'u. O da efendim ona uyacak. Millet. Allah Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve innekum len terav rabbekum hatta telkav rabbekum. Ölüp dirilip mahşere çıkıncaya kadar Rabbinizi göremeyeceksiniz. Bunu bilmeyen adam, şimdi sen nasıl benim Rabbim olsun? Resulullah buyurdu ki ben öleceğim, dirileceğim, mahşerde göreceğim. Şimdi cennete girersem göreceğim. Tabi mahşerde de tecellilerini görecek. Ama şimdi dünyada gördüğü zaman ilmi olsa ona inanır mı? İnanmaz. Ama ilmi olmayınca demek Allah görülmeye başladı. Diyecek bu sefer. Ya işte şimdi nasıl Hristiyanların batıl batıl itikatları var? Gülüyoruz değil mi? Fıkra olmuş. Değişik değişik inançları. Papaya işte Allah diyorlar, ilah diyorlar, Allah'ın oğlu diyorlar. Onu kutsuyorlar mesela. Şaşkın şaşkın ilaçlar. Yok efendim Tanrı'yı alıyorlar, arıyorlar, buluyorlar, kaybediyorlar. Saçma saçma bir şeyleri var. Şimdi Müslümanlar da o kadar cahil olursa durum bu. Onun için Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh buyurdular ki لَوْ خَرَجَ الدَّجَّالُ ف۪ي زَمَانِكُمْ لَرَمَتُ الصِّبْيَانُ بِالْخَزَف۪ي Ey sahabe-i kiram! Deccal sizin zamanınızda çıksa, kimsenin ona uyması bir yana, sizin bu Medine'nin sabi sibyan çocukları ona taş atar da kovalar. Hadi git işte. Amin. Sübhane Rabbiyen Aliyle Aleyhi Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursilin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenne. Amin. Ne'udhu bike minen nar. اللهم إنا نسألك الجنة نعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال نعوذ بك من فتنة المحيا والممات نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من المأثم والمغرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم olan imanımız hürmetine
okuduğumuz, dinlediğimiz hadis-i şeriflere olan itikadımız bereketine. Amin. Şu mübarek cuma gecesinde cümlemizi affeyle, mağfireti. Bizden gelecek nesillere, ehl-i sünnet kardeşlerimiz, hep nesillerimizi de ya Rabbi, deccala uymaktan muhafaza eyle. Amin. Deccal fitnelerinden muhafaza eyle. Amin. Ahir zaman şerlerinden muhafaza eyle. Amin. İmanını kaybetmekten muhafaza eyle. Amin. İmanımız sana emanet, sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, burada bulunan bütün içimizdeki hastalarımıza acil şifa. Amin. Dertlerimize deva. Amin. Borçlarımıza edalar ihsan eyle. Amin. Fakirlerini hazine-i gaybinden helalından merzuk eyleyip, haramlardan şüphelerden beri eyle. Amin diyenlerine hamdine azad eyle. Amin. Bizden evvel ölmüş cemaatlerimize, sevdiklerimize, yakınlarımıza rahmet eyle kabirle. Nur eyle. Amin. Ruhleri için bu cemaatlerimize bir defa gelip iman ile ölmüş kabirde hediye bekleyen kardeşlerimiz, ervah için. Buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulühü. Bu sohbetimiz, sohbet cemaatimizin hep ruhlarına ulaştır, ihsal eyle. Amin ya Rabbi. Özellikle sohbet cemaatimiz olmaz fakat ta Adem Aleyhisselam'a kadar geçmişlerimiz, ecdadı, ceddatımız, dedeler, nenelerden imanla ölenlerin ruhlarına hediye gönderiyoruz. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedun Resulühü. Hediyemizi ulaştır, hepsini memnun eyle. Amin. Mübarek cuma gecesinde mesrur eyle. Kabilen Ravzatun Riyadul Cinan eyle. Azabı olanın azablarını bu şehadetler ümmetine cuma gecesi bereketine defora füzale eyle. Ama bizler de son nefeste nasip olmak için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bu kelime-i şehadetlerimiz dünya ahirette ayırma. Ehlinden ayırma. Bununla yaşayıp ölmek nasip eyle. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi ya Rabbel alemin. Dualarımızın kabulü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkımızda hayırlı şahitliği ve şefaatliğinin müyesser olması için buyurun. Es-salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselam aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlâ şerefin Nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve âli ve ashabî meşâhına kâfeler efendi babamız hâsâ ve lârvân vâd nâmâd. Hâdırîn el-Fâtiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. Er-Rahmanirrahim. Mâlik yevmiddîn. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.